fuarların ticaretteki önemi tartışılmaz. Çünkü ürünlerde, değerleri bu firmalarda biçiliyor biliyorsunuz. Şimdi sizleri de bu alanda biraz daha bilgilendirmek üzere mikrofonunuzu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Fuar İzmir'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Tavmer, mermer ve el sanatlarına konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Osman Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Osman Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, sağ olun. Öncelikle Osman Bey bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Biz de teşekkür ederiz böyle bir imkanı bize sağladığınız için. Çok sağ olun efendim. Osman Bey, ben firmamızdan ve ürün gruplarımızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Osman Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Sektöre girişim, ben kendim mektepli değilim. Alaylıyız. Evet. Alaylıyım. 28 senedir bu işi yapıyorum. Evet. Merak üzerine başladım. Hava, kara, deniz üzerindeki bütün canlı varlıkların heykellerini yapıyorum. Onun dışında bahçe, peyzaj ürünlerinde, evet, dekorasyon, masa, koltuk, şömine, evet, çeşme gibi ürünleri el sanatıyla taşı oyarak. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz aslında ve çok da zor bir meslek. Zor bir meslek. Ama severek yapılması, evet, gerekiyor değil mi? Evet, severek yaptığım, evet, bir meslek zaten. Evet. Bu tarzda sevmeden yapılmadığı takdirde bu gibi güzel sanatlar da ortaya çıkmaz diyelim esasında. Evet, değil mi Osman Bey? Peki siz hizmetleri kendilere dikkat ediyorsunuz en çok. Yani en önemli olan kriterler neler? Biz maddi yönden daha çok kaliteye önem veriyorum ben. Değil mi? İşlediğim, evet, üründe kaliteye önem veriyorum. Maddiyet tabii ki önemli. Evet. Fakat ama hep, ikinci planda olan tabii şey. Tabii benim sanki için ikinci planda olan şey. Evet. Müşteri kaliteyi görüp beğenirse o zaman maddiyet tabii ki önemli öne geçiyor. Yani şunu söyleyebiliriz esasında, önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ediyorsunuz. Aynen, diyebiliriz. Peki fuar nasıl geçiyor sizin için Osman Bey? Fuar geçen yıla göre bu sene iyi. Fuarımızın yeni olmasından dolayı, bir yaşında olmasından dolayı bu sene biraz daha iyi. Tabii her halükarda bu terör olaylarından dolayı biraz durgunluk olsa da katılımcı güzel. 1133 tane katılımcı firma var. Evet. Yani 1200'e yakın bir firma. 1200'e yakın bir firma var. Evet. Katılımcı güzel. Ürünlerimiz de zaten fuarda tek olduğu için ilgi çeken bir yönü var. Evet. Ayrıca zaten firmamız adına satıştan çok prestij amaçlı katılıyoruz. Değil mi? Yani sadece bir iş yapmak, reklam amaçlı. Kendinizi tanıtmak için, aynen, ürünlerinizi göstermek için. Ürünlerimizi peki göstermek. Aynı zamanda atölyede işliyorsunuz. Nasıl oluyor bu işlem? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Bu işlem atölyede sırf elle, el sanatıyla yapıyoruz biz bunu. Teknolojiyle tabii ki çıkan teknoloji, robot, CNC gibi makineler var. Onlar hem alım gücümüz olmadığından dolayı, biz de çıraklıktan beri, küçüklükten beri bu işi elle yaptığımız için. O çok belli, çekirdekten yetişmiş çekirdekten, bir isim diyebiliriz. Evet, çekirdekten yetiştiğimiz için şey yapamıyoruz. Yani makineye taşı koyup da makinenin işlediği ürünü içimize almıyor. İlla onun tozunu yutacağız. Değil mi? Elemeye göz nuru derler. Terini akıtacağız. Ürünü kendi ellerimizle üretmeye daha yeğliyoruz. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Fuarı'ndan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Tavmer, mermer ve el sanatlarına konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez CEO'unda.